Yeni inceleme serimiz olan mini inceleme serisine hoş geldiniz. Bu serinin olayı şu. Bahsetmek istediğim ama incelemeleri çok uzun olmayan ve 5 dakika süreyi aşmayan incelemeleri paylaşacağım seri bu. Normalde videoları 2 haftada bir atıyorum ki bu süre okullar açıldıktan sonra biraz daha uzayacaktır muhtemelen. Bu mini incelemeleri ise arada bir bu 2 haftalık sürecin arasındaki zamanda atacağım. Yani olayları o. İncelemeyi çok uzun tutmayacağım. Sadece kısaca oyundan bahsedip puanlamamı falan yapacağım bu mini incelemelerde. Seneler öncesinde ilk aldığım level dergilerinin birinde yanlış hatırlamıyorsam Şubat 2021 sayısıydı. O dergide görmüştüm ilk kez Heaven'ı. Ki bayağı da hoş duruyordu aslında. Benim çok ilgimi çekmişti açıkçası. Grafikleri aşırı tatlı duruyordu, oynanışı aşırı tatlı duruyordu. Bilmiyorum yani ayrı bir cazibesi vardı. Eve gittiğim gibi de ilk iş oyunu indirmek oldu. Sonra şöyle bir iki saat oynadım ve hayır beklentilerimi karşılamadı çok tek düzey ilerliyordu her şey ya. Bir şeyler çok sıkıcı geliyordu bana. Ve bu sefer oynadığımda yine aynısı oldu. Diyaloglar falan gene bir nebze daha güzel geldi de bilmiyorum genel olarak çok zevkli bir oynanış yoktu. Ama tatlı bir oyundu orası ayrı konu. Oyun Yu ve K isimli iki çiftin yaşadıklarını konu alıyor. Bu çiftimiz ayrı bir gezegende beraber yaşamlarını sürdürmektedirler. Oyundaki amacımız ise bu garip ve büyülü dünyayı keşfetmek ve çiftin yaşadıklarına tanık olmak. Yani aslında ne bileyim hem çok ilgi çekici hem de çok basit bir konusu var. Çok iyi değil ama çok da kötü değil. Tek sorun şu ki oyun kendisini çok tekrar ediyor. Yani asla bir keşif hissi yoktu bölümlerde bana göre. Sürekli bir şey toplayıp duruyorsunuz etraftan. Pek bir ayrıcılığı yok. Bir de bölümlerde ufak tefek böyle yaratıklar oluyor onlarla uğraşıyoruz. Onun dışında öyle pek kayda değer bir tarafı yoktu. Çok zevkli sayılmazdı. Sadece bomboş uçup duruyoruz. Ha uçup durmak demişken az buçuk mekaniklerden bahsedelim. Oyunda en çok kullandığınız mekaniklerden biri, daha doğrusu oyundaki sayılı mekaniklerden birisi bu havada uçma. Tam olarak uçma denemez ama hızlı ilermek için bu uçma tarzı özelliği kullanıyorsunuz. Ki bu özellik bence çok güzel olmuş. Fakat işte dediğim gibi bölüm tasarımları çok iyi değil. Dolayısıyla zevki kalmıyor pek. Oynanış konusuna gelecek olursak, oyun genel olarak bakacak olursak diyalog üstüne kuruldu diyebiliriz serbest bir oynanış pek yok ama diyaloglarda size seçme hakkı sunuluyor yer yer. Bu da güzel bir şey tabi. Az biraz bir İngilizceniz varsa diyalogları çok rahat şekilde anlayabilirsiniz. Seslendirmeler gayet güzel olmuş. Gayet uyumlu. Sadece şu Kane tipi biraz garip geldi. Hiç siyahi biriymiş gibi durmuyor. Daha çok böyle ne bileyim beyaz biriymiş de siyah renk basmışlar gibi üstüne. Bana öyle geldi yani bilmiyorum. Oyunda pek bir teknik problem yoktu. Optimizasyon hiç fena değildi ama aşırı iyi de değildi. Onun dışında öyle bug gibi şeylere pek rastlamadım zaten. Açık dünyası yok. Daha çok küçük bir alanda sürekli bir şeyler toplayıp duruyorsunuz ve karşınıza çıkan yaratıklarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Grafik sunumu gayet güzel, atmosferi gayet hoş ve tatlı. Ama oyunu iyi yapmak için yeterli değil. Oyunu oynamadan önce beklentilerim çok yüksekti. O yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım. Çok kötü bir yapım değil ama çok çabuk sıkabiliyor ve aynı zamanda 40 lira edecek bir oyunda değil bana göre. Ama bir şans verilebilir.